Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte GTA 6 hakkında ne biliyoruz, onlara bakacağız. GTA kuşkusuz günümüzün en büyük ve en güçlü açık dünya oyunlarından bir tanesidir. Öncelikli sorumuz GTA 6 ne zaman çıkacak olmalı? Oyunların çıkış grafiğine şöyle bir baktığımızda GTA San Andreas efsanesiyle 2004 yılında tanıştık. GTA 4 ile 2008 yılında tanıştık. GTA 5 ile de 2013 yılında tanıştık. Yani 3 aşağı 5 yukarı oyunlar arasında 4-5 yıl var. Şimdi basit bir hesaba göre GTA 6'nın bizlerle 2018 yılında buluşmasını bekleyebilirsiniz. Fazla heyecanlanmayın çünkü Rockstar Red Dead Redemption 2 adlı oyunun çıkaracağı için iki tane büyük açık dünya oyununu aynı yıl içerisinde piyasaya sürmek istemeyecektir. Doğal olarak GTA 6'da bizleri minimum ya 2019'da ya da milletin kalbi kırılmasın GTA 5'te çıtayı arşa çıkardık gibi triple 2020'de de çıkabilir. Şimdi gelin arkadaşlar şu lafı da çok seviyorum, şu dananın kuyruğunu bir koparalım. Yani GTA 6 nerede geçecek? Gönül isterdi ki böyle coşkuyla size GTA 6 İstanbul'da geçecek diyebilseydim. Fakat böyle bir şey yok. Dedikoduların yoğunlaştığı iki nokta var arkadaşlar. Aranızda bilenler mutlaka vardır. GTA London 1969 diye bir oyun vardı. İşte rivayetlere göre GTA 6'da bu oyuna gönderme yapacak ve London'da geçecekti. Fakat bu iddiada bir açık var arkadaşlar. İkinci iddianın beslendiği nokta da bu açık zaten. Hepinizin tahmin edebileceği üzere GTA serisi Amerikan kültürel yaşamını ve toplumun böyle olaylara verdiği refleksleri, çeteleri, mafyaları falan filan işleyen bir oyun. E peki sen şimdi şeyi tercih eder misin ya? Oyunun Amerikan kültürünü anlatıyor gidip London'a harita yapıyorsun. Bu da bence düşük ihtimal, yüksek ihtimalle şunu göreceğiz arkadaşlar. Daha önce hiç görmediğimiz kadar büyük bir Amerika haritası. Şimdi beni heyecanlandıran başka bir noktaya geliyorum. GTA 6'da kadın karakter olacak mı? Beni heyecanlandıran derken yanlış anlamayın. Yani kadın bir karakterle bir mafya lideri, çete lideri olmak bence karizmatik. Şimdi ben konuya bir geri döneyim. Arkadaşlar Rockstar Games'in kurucusu Hauser The Guardians'a bir röportaj veriyor. Ve bu röportajında diyor ki GTA 5'te aklımızda yoktu ama GTA 6'da aklımızda artık bir kadın karakter yerleştirme fikri var. Peki arkadaşlar bu oyun nasıl olacak? Şu görüntüyü hiç unutmuyorum. Arkadaşlar GTA 5'in ilk trailerının yayınlandığı günü. O trafik lambalarının orada patlayan arabaların oluşturduğu görsel şölen gerçekten beni büyülemişti. Buna ek olarak oyun çıkalı tam 5 sene olmasına rağmen hala bilgisayar sistemlerini test etmek için kullanılabiliyor. Yani oyunun bademcikleri hala yerinde arkadaşlar. Ha bir nokta daha var. Bir rivayete göre GTA 6'nın VR desteği olacak. Bu oyun VR'la oynanırsa çok fena şeyler olur arkadaşlar. Fakat bu dedikoduya bir eleştiri geliyor. O kadar oyun modu hile varken VR olmaz. Bunu da bakacağız, göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ne yazık ki bu bölümde de sizlere aha GTA 6'nın grafiği budur diye bir şey sunamıyoruz. Çünkü böyle bir şey yok. Fakat bunu anlayabilmenin yolları var. Neymiş o yollar? GTA 5'in içinde yüksek grafik ayarları isteyen modlara bakabilirsiniz. O modlar GTA 6'nın sinyallerini mutlaka içinde barındırıyordur. Biz de zaten oradan yürüyoruz. Hatta bakarsınız Rockstar Games GTA 6'nın trailer videosunun altına bu bir oyundur bile yazabilir. Ben beklerim yani. Velhasıl arkadaşlar bu içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk. Ben bir şey merak ediyorum. Ben GTA 1'i bile oynamış birisiyim. Acaba aramızda kaç kişi GTA'nın eski serilerini oynadı? Hemen şuraya bir anket hazırladım. Siz ilk hangi GTA'yı oynadınız diye. Bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ne GTA 5, hadi San Andreas'ı ayırayım. Fakat hiçbiri GTA 1'in zevkini bana vermedi. Benimle aynı fikirde kaç kişi var? Bunu da yorum bölümünde bekliyorum arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarını izleyebilirsiniz. Ayrıca şurada da çok önemli bir bağlantı var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.